Ya çok önemli şu, bakın. Allah'a ibadet ederken cennet için değil, Allah'ın rızası için ibadet etmek lazım. İnşallah. Allah onu makbul görüyor. Yani Allah'ın rızasını hedeflemek lazım. İnşallah. Lütfuyla cennet verirse tabii ki iftihar ederiz. Çok hoşnut oluruz. İnşallah. Ama bizim asıl amacımız Allah'ın rızası olacak inşallah. Asil olan, güzel olan budur. Bak şeytan itlik yaptı. Değil mi? Ne kadar güzel. Allah'ı görmeden biz iman ediyoruz. Ve canımızı vermeyi kabul ediyoruz. Ne kadar güzel bir sevgi. İnşallah. Allah bunu beğeniyor işte. Mesela gençliğimizi veriyoruz, hayatımızı veriyoruz, malımızı veriyoruz. Allah bunu çok beğeniyor Allah. Ama öbür türlü mesela melek kabul ediyor Allah'a. Zaten mecbur melek Allah'a ibadet etmeye. Yani başka ikinci bir yol o yok melek için. Ama insan için iki yolu da görecek durumda. Yani küfre de gidebilir, İslam'a da girebilir. Allah için hak ediyor. Ve Allah'ı o kadar coşkuyla seviyor ki görmediği halde Allah için canını verebiliyor. Allah bunu çok beğeniyor işte. Biz de çok beğeniyoruz. Yani dünyadaki en güzel görüntü bu. En hoşça giden görüntü bu. İnşallah. En asil görüntü budur. Dünyanın en güzel süsü de budur. Aşk, en güzel duygu aşktır. Aşkın en güzel ifade şekli de budur. Canını vermektir. Allah için, sevdiği için canını vermek. Veyahut hayatını, gençliğini, malını, mülkünü, her şeyini vermek Allah'a. İnşallah. Çok asil bir hareket. Sevginin en güzel ifade şeklidir. İşte sevgi, mesela birçok sevgi karşılıklı olur. Ama burada bak karşılık yok. Sadece Allah'ın rızasını istiyoruz. Çok asil. Bayağı güzel. Ve dünyanın en güzel süsüdür bu işte. İnşallah. Yoksa dünya ne? Mesela sandalyeler, bağlar, bahçeler olur. Hiçbir şey ifade etmez. Allah'ı sevmedikten sonra bir insan, Allah'tan korkmadıktan sonra hiçbir anlamı yok.